Şimdi özellikle Eşref Bitiş olayında ben 3 tane 4 tane soru soruyorum. O sorulardan bir tanesinde diyorum ki kod adına giriyorum. Şimdi bahsetmiştim JITEM'de kod adları var diye. Orada mesela Delil diyorum, Celil kod sana. O Diyarbakır Devlet Güvenlik şeyde de yargılanıyor. Özel yetkili savcılıkta yargılanıyor. Şu çekim yaptığımız tarih itibarından bir gün önce ben orada da görüştüm. Aytekin Özen olduğunu söylüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim isterse şey olmasın artık. O sınıftan bir jandarma subayı değil. Yani ne demek istiyorum? Jandarma neftesinde bir subay değil, istikamcı bir subay. Tahrip uzmanı. Onun için onu söylüyorum. Burada da açıyorum yani sizin şeyinizde. Anlatabildim mi dediğimi? Onu neden açıyorum? Yıllarca istihbarata çalıştı. Ama jandarma subayı, istikamcı bir subay. Tahrip ve sabotaj yapmasını en iyi bilen bir kişi. Gerisini artık kamuoyuna bırakıyorum. Demek istedim, anlatabildim mi? İşte onu bilerek Eşref Bitiş olayında Celil Kod, Delil yazdırdığım kod o. Bu saatten sonra herhalde ben de Eşref Bitiş olayında gidip ifade vereceğim. O zaman şimdi söylediğimin arkasında dururum, ben öyle bir insanım. Sonuna kadar ne olacaksa olsun. Bahtiyar Aydın nerede şehit oldu? Nice'de. Karakolda arkadan mermiyle ya. Suikast silahı. 3 kilometreden bir insan şehit olur mu ya? 3 kilometreden. Peki Bahtiyar Aydın'ı oraya çeken sebepler araştırıldı mı? Bir operasyon bölgesine bir generalin gittiği kolay böyle görülmez. Bir de o yıllarda PKK'da zaten öyle suikast silahları yoktu yani. Keleş vardı, M16'lar vardı. Şimdi ayrı konu, şimdi var da o yıllarda o kadar ağır silahları yoktu. Ben basa basa söyledim Bahtiyar Aydın olayında. Yüksekova çetesini sorguladığım zaman Kahraman Bilgiç, Bahtiyar Aydın'la Eşref Bitiş'i biz öldürdük dediği zaman ve Bahtiyar Aydın olayı netleşti. Yüksekova'dan, Korucu'dan alınan silahı o yıllarda orada görevli albay götürüyor. 7. Kolor diye veriyor ve bu silah orada kullanılıyor. Ben iddia etmiyorum bunu. İfadesi iddia ediyor. Rıdvan Özden ne oldu? Mardin'de göreve giderken ne PKK var ne bir şey var, korumalarıyla beraber pusuya düşürüldüğünü biliyorum. Onun akabinde ne oldu? Rahmetli Kazım Çillioğlu lojmanda ölü bulundu, intihar etti. Ya o Müslüman bir adamdı. Namazında niyazında bir adam intihar etmez. Direnir. Arkadan tek mermi. Ya insan arkadan mermiyi tabancaya dayayıp intihar edebilir mi? Bunun akıl var, mantık var. Hadi şakana dayasan neyse dersin. Alnına dayasan neyse dersin. Yani bu ekip ne oldu? Tasfiye oldu. Kimler tarafından tasfiye oldu? İşte bizim kendi içimizdeki JITEM tarafından tasfiye oldu. Bence yaşıyor. Onu neden söylüyorum? Herhalde diyorum kısa sürede yakalanır. Yeşil yakalanırsa Doğu Güneydoğu'daki bir kere çok faali meçhul olay yerinde aydınlanır. Gazi olayları aydınlanır. Savaş Buldan, Beşet Cantürk, Musa Anter, Vedat Aydın, bunlar onun güçlü zamanında olan olaylar. Tarık Ümit olayı bir kere net aydınlanır. Mahmut Yıldırım şu kadarını bahsedeyim. Görevli polis memuruna hakaret, devletin manevi şahsiyetine hakaretten fişte olan ülkücü kökenli bir kişi. Önce emniyet istihbaratıyla çalışan. Daha sonra emniyet bunun dürüst olmadığını anladığından Cemer Sever buna çengel atıyor, beraber oluyorlar. JITEM'e katılıyor. Bu karakteri zayıf bir kişilik. Özellikle söylüyorum. Şimdi belki herkes Yeşil'i yani Mahmut Yıldırım'ı kendi kanalından, kendi çizgisinden olan insanlar bir kahraman olarak gösteriyor. Bana göre değil, bana göre şöyle değil. Hiç acımasızca arkadan tekme bile sıkıp infaz eden bir kişilik. Yani JITEM'de yapmış olduğu zarar, daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Jandarma Genel Komutanlığı'na Yeşil'in vermiş olduğu zararı hiç kimse vermemiştir. Ya JITEM orada pislik yapmış, besleniyor, adamı çok umurunda mı ya? Hiç umurunda değil. 5 kilo eroin götürdüğü zaman götürüyorlardı, Toroslar eroin taşıyordu. Şimdi hiçbirisi JITEM yok diyor. O Toroslarla görev yapanlar çıksın, çıksınlar. O rahmetlinin de başını yiyenler bunlar diyorum. Ben o zaman da söyledim. JITEM'in hatırasıdır bu suikast. JITEM, Eşref Bitiş'e de JITEM yapmıştır. Uğur Mumcu'yu